İnsanlık tarihinin bilinen en eski yabani bitkilerinden biri olan ıhlamur çok eski zamanlardan beri birçok sağlık probleminin giderilmesinde yardımcı bir bitki olarak kullanılmıştır. En yaygın tüketim şekli ise çay formudur. Antibakteriyel yetenekleriyle farklı kültürlerde tedavi amacıyla kullanılan bu çay yüksek bileşik havuzu sebebiyle gün içerisinde doğru miktarlarda tüketilirse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalık oluşumunu engellemektedir. Düzenli, ıhlamur çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler getirirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir fincan şekersiz ıhlamur çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu çay karaciğer sağlığımız için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak şekersiz kullanıldığında vücut dokusunun toksinlerden kurtulmasını sağlar. Karaciğer vücuttaki toksinleri temizleyici bir organdır. Ihlamur bulundurmuş olduğu yetenekler ile karaciğerin bu fonksiyonlarında ona destek olur. Aynı zamanda içerisinde yüksek oranda bulunan bir antioksidan olan flavonoid maddesi kalp ve damar sağlığımız için olumlu faaliyetlerde bulunur. Bu madde kan basıncını düzenler ve yararlı asitler ile birlikte kandaki lipid miktarını dengeler. Damar tıkanıklıklarının önlenmesi için çalışır. Bu da uzun vadede kar kardiyovasküler hastalıklara karşı olumlu etkiler göstererek vücut iç dengesini korur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için bir fincan ıhlamur çayı antibakteriyel yetenekleri mide ve bağırsak problemlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. İçerisindeki bileşikler safra üretimini uyararak sindirim sistemi içerisinde faaliyet gösteren metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi besin alımını maksimize ederek toksin ve zararlı patojen sindirim yolu ile dışarıya atar. Bulundurduğu bileşenler ile mide asidini azaltarak gastrit ve mide ülseri olmak üzere birçok sindirim problemine engel olur. Ayrıca ıhlamur bitkisi içerisinde uykunun gelmesini ve vücudun rahatlamasını sağlayan apigenin adı verilen bir madde içerir. Bu antioksidan madde beynin hemen alt kısmında bulunan epifiz vizi tarafından salgılanan melatonin hormonunun aktivitasyonunu uyararak uyku apnesi, kronik uykusuzluk ve uykuya dalmak zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve uzun dönemde kalitesini arttırır. Ihlamur. Bulundurduğu antioksidanlar ile beyinde meydana gelen bilissel temelli negatif yanıtları azaltarak stres seviyesini düşürür. Özellikle düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan beyine giden kan akış kalitesini arttırır. Bu da kaygı ve panik durumlarında salgılanan kortizol hormonun salınımını azaltarak depresyon ile savaşır. Bununla birlikte ıhlamur çayı kandaki şeker miktarını dengelemek için önemlidir. İçerisinde bulunan işlevsel bileşikler kan şekeri yükseldiğinde ortaya çıkan hücre hasarını azaltır. Bu da pankreasın yapısını korur. Kandaki şeker miktarını düşürmekten sorumlu olan insülini ürettiği için sağlıklı tutması gereken en önemli organlardan biri pankreastır. Ayrıca kan şekeri dengesizlikleri yaşayan insanlar besinleri tükettikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturarak durur ve onları kalitesiz, kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tüm dünyada glikasyon olarak adlandırılır. Ihlamur çayı içerisindeki maddeler sayesinde glikasyon oluşum riskini düşürür. Kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Gün içerisinde ani acıkma süreçlerini azaltır. Bu da vücudun yağ yakın potansiyelini yükseltir. Vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için bir bar da ıhlamur çayı, ıhlamur bulundurmuş olduğu bitki özleriyle kemik sağlığını koruyan hücrelerin aktivitasyonunun uyarılmasına yardımcı olur. İçerisindeki potasyum kemik sağlığımız için önemlidir. Zengin antioksidan içeriği vücuttaki kalsiyum emilimini kolaylaştırır. Böylece kemik problemleri azalır. Ayrıca ağrı kesici özelliği çok yüksektir. Bu çay kas gevşetici bitki çayları arasında papatyadan sonra ikinci sırada yer alır. Kas kasılmaları dengelenmesini sağlayarak vücudun ağrı ise etme seviyesini düşürür. Bulundurduğu potasyum ve magnezyum bağ dokusunu kuvvetlendirir ve uzun dönemde fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Hastalıklara karşı bir fincan ıhlamur çayı, bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde ortaya çıkan boğaz iltihaplarının iyileştirilmesinin önemli bir rol oynar. İçerisindeki yararlı maddeler doğal antibiyotik etkiler yaparak boğaz ağrılır ve solunumu kolaylaştırır. Ayrıca serbest radikallerin neden olduğu hasarları önlemek için vücut dokusuna destek olur. antioksidanlar açısından zengin olan bu bitki C vitamini ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalık dönemlerinde bizim yanımızda olur. Aynı zamanda ıhlamur cildi yumuşatır ve yenilenme sürecini hızlandırır. Cildin sağlığını koruyan önemli bir çaydır. Vücut içi kan dolaşımını hızlandırarak kolajen üretimine katkı sağlar. Aynı zamanda antimikrobik özellikleri vücuttaki zararlı, kanserli hücreleri arar, bulur, ve nötralize eder. Öte yandan içerisinde bulundurmuş olduğu sistolik bileşikler kafa derisindeki tahrişi azaltır azaltır. Dolaşım kalitesini arttırarak saç köklerinin çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan bir bitkinin yan etkileri neler? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Özellikle ıhlamur gibi güçlü bitki özleri kullanılırken dikkatli olunmalı. Çünkü bir bileşik ne kadar güçlüyse bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında tehlikeli hale gelebilir. Öncelikle kuvvetli bir iltihap giderici olan ıhlamur çok fazla ve bilinçsiz tüketildiğinde sindirim yolu problemlerine yol açabilir. Öte yandan vücudu sakinleştirip rahatlatan bu bitki çok fazla tüketildiğinde halsizlik ve yorgunluk hissi yaratabilir. Ayrıca günümüzde alternatif tıp dünyası ıhlamur, papatya ve biberiye gibi bitki özlerini ilaç yapımında kullanır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli yüksektir. Özellikle sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise bu gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki ıhlamur çayı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar bağışıklık sisteminin düşük olduğu ve uykusuzluk çekilen dönemlerde ıhlamur çayının haftanın 1-2 günü günde bir fincan tüketilmesini önermektedir. Her bitki çayında olduğu gibi düzenli kullanım süreçlerinden sonra 1-2 hafta ara vermek en doğru kullanım şeklidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ıhlamur çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.